programın başından itibaren söylenen 247 yıllık İstanbul Teknik Üniversitesi geçmişi gerçekten çok değerli, çok önemli. 247 yıl ne demek? 247 yıl bir bilgi birikimi, bir kültür, bir değişim, bir dönüşüm demek. İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ ETA Vakfı'nın 84 yılında kurulmuş bir yapı, bir vakıf olarak bu doğal kolejiyle işbirliğimizin kesintisiz bir şekilde ileriye dönük olarak son derece katma değerli, sürdürülebilir bir eğitim modeliyle beraber gençlerimizi bu çatının altında ülkemize, vatanımıza, milletimize en iyi şekilde hizmet edecek bireyler olarak yetiştirmek en büyük hedefimiz olacak. Biz Ocak ayında Sayın Rektörümüzün liderliğinde, Ocak ayında Doğa Koleji ile bütünleşmeye başladığımız dönemde, biliyorsunuz Doğa Koleji birçok sıkıntıdan geçen bir kurumdu. Ama çok hızlı bir şekilde özellikle Doğa Koleji'nin mevcut altyapısı, eğitim modelleri, kuvvetli insan kaynakları gücüyle beraber İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kadroları, vizyonu ile beraber hızlı bir şekilde bütünleşerek bu sıkıntıların üstünden daha iyi bir seviyeye getirmek üzere var gücümüzle uğraştık ve bu sıkıntının altından hep beraber kalktık. Bundan sonra İTÜ ETE Vakfı Doğa Koleji ailesi olarak tamamen eğitime odaklı, Türkiye'nin en iyi markası haline, eğitim kurumu markası haline olacağı ve önümüzdeki dönemleri değil, önümüzdeki 10 yılları konuşabileceğimiz yeni teknolojilerle, yeni Ar-Ge metodlarıyla, eğitimde yeni dönüşümlerle beraber ülkemizi yükseltecek hedefler içerisinde olacak, çalışmalar içerisinde bulunacağız. Çok heyecanlıyız, gerçekten çok heyecanlıyız. Anadolu çıkartmasını nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu çıkartmasını Sivas Erzurum'a yaptığı için biz de ETE Vakfı olarak Doğa Kolejler açısından Anadolu çıkartmasını Kayseri'den başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlk kez buraya geliyorum. Açıkçası başkanım da büyük ihtimalle ilk kez buraya geliyor. Yani burada olmaktan gerçekten onur ve gurur duyuyoruz. Bu şehrimiz güzide bir şehir. İki tane cumhurbaşkanı çıkarmış mezunlarca. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Lisesiyle daha doğrusu Kayseri Lisesiyle. Bir tanesi ilk sivil cumhurbaşkanı. O da bizim mezunumuz. Onu da gururla söyleyebilirim. Yani bakın diğerleri hep asker kökenli. Öyle veya böyle. Ama sivil olan yani ta liseden, okuldan ilk sivil cumhurbaşkanı da buradan liseyi bitiren merhum Turgut Özal yani. O açıdan bizim medar iftarımız diyebilirim. Şimdi başkanım söyledi Ocak ayından itibaren bu işin sürecinin içindeyiz. Bir kez bana söylendiğinde tereddütsüz evet dedim. Hatırlar o günü benim odada. Gerçekten gözü kapalı şey yaptık. Çünkü bizim ciddi bir birikimimiz vardı. Videoda söyledik. 2000'li yıllardan beri ki bizzat ben danışmanken, rektör danışmanken bir fiil işin içindeydim. İTÜ Girişim Vakfı Okulları bir marka oldu. A segmentinde ciddi bir marka. Türkiye'de aranır bir marka oldu. Zaten Doğa Kolejleri bir markaydı. Bazı hiç hoş olmayan şeyler yaşadı birkaç yıl ama şimdi tekrardan eskiden çok daha fazla iyi bir yere geleceğini düşünüyorum. Özellikle İTÜ ile beraber. Niye İTÜ derseniz İTÜ bir dünya markası. Bunu da buradan hiç tevazu göstermeden söyleyebilirim. Türkiye'nin en eski yüksek öğretim kurumu, modern anlamda diyorum ben. Niye diyeceksiniz? Biz 1800'lerdeki rektörü söylüyoruz. 1850'deki rektörü söylüyoruz. En son rektörü de tanıyoruz. İlk rektörü de tanıyoruz. Burası Mühendisane-i Bahri Hümayun. Yani kuruluşu Çeşme Savaşı sonrası savunma sanayini geliştirme açısından Deniz Mühendisliği Mektebi kuruluyor. 3. Mustafa döneminde ilk rektör de Seyit Reis. Ve kurduran da Cezayirli Hasan Paşa. Yanında aslan taşıyan var ya bir Cezayirli Hasan Paşa. İşte o muhterem padişah geliyor, okulu kurduruyor. Arkasından dönüşüm zamanı, çünkü İTÜ hep ilklerin ve yenilerin okulu. Onlardan da biraz bahsedeceğim. Çünkü Doğa Koleji de öyledir. Doğa Koleji'nin de tarihine baktığınızda hem doğayla iç içe hem eğitimde, özellikle bu pandemi dönemi online'da bir numaraydık. Milli Eğitim Bakanlığı da bizim verilerden hep faydalandı. Bizim yazılımlardan kullandılar. Sonra Mühendisane-i Bahri Hümayun oluyor. Yani Ber de biliyorsunuz
Kara Mektebi demek inşaat ve haritacılık ekleniyor. O da 3. Selim. Adına kanunname yazılan. Sonra 1863'te diğer okul kuruluyor. Darülfünun. Şu anki İstanbul Üniversitesi. Onu da söyleyeyim yani. Bizzat söylüyorum. Onlar 1800'deki rektörü de söyleyemezdi. Yani buradan net mesajı da vereyim yani. Bunu ben söylemiyorum. Tarihçiler söylüyorlar. Yani bu kurum evet eski olması adalet de yaratıyor ama ilklerin mehallelerin olmasından da sürekli kendi içinde devinim ve değişim yaşamış bir okul. Bakın hep ilklerin mehallelerin okulu dedim. Türkiye'ye 51'de ilk kez televizyonu getiren de bu okul. Son gördüğünüz Antarktika seferinde hem 3 kez arka arka yapan bizim kutup araştırma merkezimiz. Şu anda Sanayi Bakanlığı'na devrettik. Cumhurbaşkanımızın himayesinde bu işi yaptık. Ki bizzat bu işin içindeydim ben. Orayı da şu anda son ekspedisyonda yöneten bizim hocalarımız yani. Yani ilklerin mühendileri bakın tarihi boyunca da ilk öğrenci küp uydu yapan, uzaya fırladık resim alanda İTÜ'liler. Ülkenin modernleşmesi tarihine bakın. İTÜ'lilerin mutlaka her taşın altında bir imzası vardır. Doğa Koleji'nde öyle. Bakın Doğa Koleji'nin tarihine. Dokunmadığı, şey yapmadığı alan yoktur eğitimde. Şimdi tarihsiz bir süreç çalıştı ve tarihsiz süreci de bize beraber aynı ailenin parçası olmasıyla bu süreç bitti diye bakıyoruz. Evet pandemi de oldu. Onu da hazırlıyız. A, B, C planlarımız var. Hijyen konusunda da yine ciddi anlamda şeylerimiz var. Dönüşümlerimiz, bilgi birikimlerimiz var. Bu konuda da hazırız. Başkanlarımız söylediler o konuda. Sağ olsunlar. Şeyin önerilerine de katılıyorum. Ticaret Odası Başkanımızın gerçekten gönülden. Biz şöyle fen ve teknoloji olarak anlaşılırız ama Teknik Üniversite'den edebiyatçı da yetişti. Bakın Oğuz Atay da Teknik Üniversite İnşaat Mühendisliği bölümü mezunudur. Yani biz öğrencilerimizi birey olarak bakıyoruz. Niye bu işin içindeyiz diye baktığımızda biz birey olarak herkesin fen ve teknolojiye veya başka alanlara şey yeteneği olmayabilir. Bir sürü sosyal zekalar var. Sosyal bölümlere, sanata benzeri şeylere. Biz burada çeşitlendireceğiz bunu. Ciddi bir danışma kurulumuz var. Oradan aldığımız geri beslemeyle alanda bunları hep deneyeceğiz, öğreneceğiz. Biz de çünkü öğreniyoruz. Sizlerden öğreniyoruz. Özellikle geri besleme çok önemli bir konuda. Çünkü eğitimin dokunmadığı alan yok. Eğitim geleceğimiz şekillendir. Evet, çok değişik alanlarda önemlidir. Teknolojiye, fene, işte teknoloji yatırıma, inovasyona yatırım çok önemli ama eğitim en önemlisi. O açıdan biz çocuklarımız, geleceğimiz, bu ülkenin geleceği, dokunmazlarımız o açıdan da önemli. Yani bir ebeveyn olarak da ben de bir iki kız çocuğu babası olarak da bakıyorum. En önemli varlığımız çocuklarımız. Ben rahmetli babamdan hatırlıyorum. Babamın verebileceği en iyi miras eğitim demişti. Üç kardeşimiz de okutmaya çalıştı. Kısa bir, küçük bir maaşıyla okutmaya çalıştı. Eğitimin için velilerimizin veremeyecekleri hiçbir şey yok. O konuda da özveriyi biliyorum. Hem zamansal olarak hem mali olarak da ciddi anlamda katkı sunuyorlar. O konuda da onların yüzlerini ak çıkartacağız. O açıdan da müşteri olun.